5 yaşımdan beri Joker'i bilirim. Böyle Joker görmedim. Başlangıç olarak şöyle bir açıklama yapalım. Biz de biliyoruz Joker diye okunduğunu ama Joker diye devam edeceğiz. Türkçesi yani, Joker yani. Türkçesi Joker de ben Joker... Şakacı. Evet. Türkçe'ye çevrildi mi ki şakacı diye? Asla değil mi? Joker yani. Diye çıktı. Ama ben Joker demek istemiyorum. Joker. Joker diyeceğim. Joker. Filme girmeden önce şunu söyleyeyim. Didik dedim filmi. Evet, çok fazla hata var. İnanılmaz hata var. Yani timeline'la ilgili işte filmin geçtiği senelerde üretilmeyen arabaların kadrajlarda olması, devamlılık hataları. Ama DC dünyası bizimle aynı dünyayı paylaşmıyor. Yani Marvel o... tamamen New York'tur, işte Amerika'dır, İstanbul'dur. Bu film çok gerçekçi bir film olur mu? Çok tamam. Psikolojik olarak gireceğiz zaten o kısma. Psikolojik değil, hayır. Zaman mekanla gerçekçi burada. Yani New York gibi düşünüyorsun zaten direkt. Tamam, New York diye düşünüyorsun ama şimdi Toyota'nın o senede üretilmeyen arabasını ben kadrajda görürsem ne oluyor hacı derim yani. Niye? Çok da düşünülmemiş o zaman onları. Aslında ama Oscar'ı aldı mı? Aldı yani. İki tane şey aldı yani. Bir tane de almadı. Yani ben bu tarz ilişkilere bu filmde girmedim, giremedim. Çünkü Jacqueline Phoenix isimli herif beni aldı götürdü. Kucağına aldı götürdü yani içeriye attı yatağa. Evet. Acayip bir roldü ya. Yani çok iyi oyuncu. Çok çok iyi oyuncu. Çok iyi oyuncu mu bilmiyorum. Yani evet, daha önce de birkaç filmde kendinden nefret ettirmişti. Kendinden nefret ettirmesi gerektiği yerlerde ama bu filmde ben ilk önce söyleyeyim, film benim psikolojimi bozdu. 2-3 gün kendime gelemedim. Çok ciddiyim bak. O kadar büyük empati kurdum ki herifle. Yani onun yaşadığı şeyleri yaşasaydım. O olsaydı, bu olsaydı. Yani müzikleri olsun, adamın oyunculuğu olsun. Hani adamın tipi de böyle çok da böyle bir Avrupa'yı, Amerikan bir tip değil ya. Yani bizim Türkiye'de de olabilecek tiplere benziyor. Aynen. Hani daha kara kaşlı, kara gözlü, biraz daha yaşlanmış. İşte burada güneş izleri var, şu var, bu var. Hani botokslu Hollywood ünlülerinden değil. Yani bir taraftan. Ben çok etkilendim. Psikolojim bozuldu. Kendime gelemedim. Hayatı sorguladım. Ne kadar iğrenç insanlarız biz dedim. Ve film boyunca hep aklımda Yavuz Çetin'in o şarkısı vardı. Hani işte benden böyle umutsuz yaratmayı nasıl başardınız? Benden sizden biri yaratmayı nasıl başardınız? Yaşamak istemem. Gerçekten çok böyle intihara meyilli, şiddete meyilli ve böyle sıkıntılı bir dönem geçirdim. Film izledikten sonraki 3 gün, 4 gün, hani bir haftaya yakın sürdü de hani eksilerek gitti. Bir iki ne bileyim dışarı çıktım, garip garip tost most yedim, kendime geldim. Tosta garip diyen Türk insanı, evet. Pahalı tost yiyince öyle oluyor. Gidip 30 lira 40 lira verince tosta. Nerede tost yiyorsun lan sen? İşte söylemeyeyim şimdi, yiyorum yani. Sen hiç aşk kafede tost yedin mi? Yok. Yeme. Neyse. aşk kafe. Tost lan bu yani. 3 liradır, 5 liradır. 3 liraya tostun ekmeğinin alt kısmının peynir sürülmüş kısmını vermiyorlar. Sadece bir dilim ekmek. Onun en büyük tostlar. Onu da tostlar, basıyor. O en büyük, en büyük tostlar. Yok canım, tamam da tost yani bizim Kadıköy'de var, atıyorum 6-7 liraya içi dolu bir tost alabiliyorsun. 6-7 liraya içi dolu bir tost sen bana bul. Ben sana 60-70 lira atacağım buraya. Şu delikten, öndeki delikten atacağım, senin olsun. Bu bir adamın dramı ve trajedisi diyebiliriz. Yani böyle bir Shakespeare'vari bir trajedi hatırlattı bana bu şeyi, anımsattı daha doğrusu film. Bu adam bizim hayatımızda kaybeden dediğimiz tiplerden. Biraz sıkıntılı bir arkadaş. Yani zeka olarak... mental bir problemi var. Mental bir programı var. Programı var. Çok evet. Programlı mı? Problemi var. Adam... Stres altında sinirlendiğinde ya da işte tepki vereceği yerlerde gülüyor. Ama kahkahalarla gülüyor. Hatta yani bununla ilgili de devletin bir işte o şeydeki filmdeki dünyadaki devletin bir programı var. Bir psikiyatrist, psikolog ya da bir danışman her neyse artık ona gidiyor düzenli olarak. O buna ilaç veriyor. Yani onu bir şekilde topluma kazandırmaya çalışıyorlar ellerinden geldiğince ama... İşte oradaki o devletin şehrin çürümüşlüğünü görüyoruz. Hani yeteri kadar bir destek alsa, tedavi alsa belki öyle olmaz, olur. Öyle bir eleştirel bir yer sahne var. Bu adamla da tabii bu çok sinir bozucu bir şey. Şimdi adam stres altında sinirlendiği zaman gülmeye başlıyor. Ya da korktuğu zaman adam sürekli gülüyor. Hı hı.
Yani bir sıkıntılı hissettiği anda ve toplu taşıma kullanıyor. Metroda mesela çıldırıyor adam. Metroda bir başka birisine sarkıntılık yapıyorlar, gıcıklık yapıyorlar, zorbalık yapıyorlar. Adam gülmeye başlıyor. Bu sefer bunu atlıyorlar. Tabii bu çocuğun çocukluğunu düşünsen. Okulda neler yaşadı kim bilir. Onu ne yaptı, bunu ya ne yaptı. Ya bir de onları yaşadığı sürece de daha da artıyor gitgide durumla yani. Bu adamın yanında kim var karakter olarak? Annesi var. Annesi de hasta. Bu çocuk para kazanıp annesine bakmak zorunda. Annesi de sürekli şunu söylüyor. Bizim Batman'in hayırsız babası Thomas sen Martha babaydın değil mi? O senin annenin damadı Martha, o zaman seni öldürmeyeyim. Oraya gerizekalı. Allah kahretsin o filmi. Allah kahretsin o filmi. Daha sonra bu adamın çok ona mektuplar yazıyor. Şeyi yapıyor. Nasıl döndüm değil mi? Yok ama hakikaten sinir bozdu. Ben de. Yani Thomas Wayne'e sürekli yazıyor. Bu at çocuk da ona gönderiyor mektupları. O bize, ben orada çalışmıştım. O bize bakar. Biz aileyiz şöyle böyle. Ben zaten bu sahneyi görünce dedim tamam bu bunu şey yapmış dedim. Becermiş dedim yani. Zaten sonunda da öyle olup kadın bunu söylüyor. Evet diyor senin baban Thomas Wayne diyor. Yani aslında ona bakarsak eğer kadının dediği doğruysa Batman ve Joker kardeş. Half, yarım. Ama bunun doğruluğunu filmde göremiyoruz. Yani kanıtlanamıyor ama işte baba da kaçıyor aslında falan. Aslında çok basit bir DNA testine bakar ama kaçtı. Kaçtı. Yani şey kendine güveniyorsan ver kanını. Hı-hı. Ya da başka neyini şey vermek istiyorsan. Saçtan bir. Lan Thomas Wayne sonuçta istediği her yerden çözer istese. Ama yaptırmayacak sonuçta. Yani tam %50 diyelim hadi şimdilik yani. Bence kardeşi ya. Diyorsun. Tabii canım. O bu kadını... film mantığına belki oturur. Kabul ama. Şimdi DC hayranıyımdır bu arada. Hani ben. Her şey olmak istedi. Çocukken her şey oldum ben yani. Düşünmediğim şey yoktu. Süpermen. Al burada bunun dövmesi var bende yani. Öyle göstereyim. Her zaman bir Süpermen'in karikatür değil. Ne o? Çizgi roman Süpermen'i ya da çok eski çizgi filmler ya da Christopher Reeve zamanları. Kaç 70'ler 80'ler belki. O zamanlar olurdu. Batman Begins birazcık tamam eyvallah. DC batırdıkça batırıyor benim gözümde. Batman Tim Burton'la başladı mevzuya. Evet. Ki o filmlerde Jack Nicholson'ın Joker'i. Jack Nicholson'ın Joker'i benim en sevdiğim Joker'di. Bunu Batman'le Joker olaraktan söylüyorum. Bir arch enemy olarak ana düşman. Ne baş yapsan, düşman. Baş düşman neyse. Jim Moriarty. Ama şimdi günümüze getirdin bu Joker'i. Bu arada şeyi de gördük. Neydi o herifin adı? Suicide Squad'daki Joker? Jared Leto. Falan. Ulan bir git Allah aşkına ya falan. Derdim şu. Derdim değil daha doğrusu. Sevindiğim kısım şu. Joker'in hikayesi nedir? Bu adam bir biyolojik bir dalga metri, bir yeşil bir sıvının içine düşer. Kafa gider. Sonradan da güler bilmem ne ve bu insanları da güldürtmeye çalıştığı için bir gazı vardır kullandığı falan filan. Joker olur. Anlarım. Sıkıntı yok. Alıştık zaten ona. Filmlerde, çizgi filmde de buydu bu arada. Filmlerde değiştirdiler onu. Birazcık daha böyle bir farklı bir psikopat haline getirttiler ve nasıl iyiydi? Heath Ledger yani hakikaten güzel bir Joker oynayan adamdı. Gene kabul ama gene bir arka planı aynı sistemden gelmeydi bu. O şeyin içine düşmeli. Varilli artık neyse. Bu Joker ise günümüzde verilecek en iyi Joker fikirlerinden bir tanesi. Çünkü senin hiçbir zaman yaşayamayacağın bir şeyden dolayı o hale geldin demiyor. Adamın zaten bir mental problemi var. Bir de bunun üstüne o gün, o ay, o yıl neyse artık üst üste yaşadığı problem üstüne problem falan gitti kafa. Zaten bu arada palyaço makyajı ve yüzünün beyazlaşması diye bir şey yok. Doğal yapılan bir şey değil. Adam palyaço işi yapıyor. Mesleği. Mesleği bu ve hakikaten çok güzel oturtmuşlar. Ve olur. Bu olur. Senin hakikaten öyle bir problemin varsa hayatta ve bunları üst üste yaşadığın zaman bu hale gelebilirsin. Ve o yüzden çok realist bir bakış açısı olmuş. Ha gün gelir de hani bu adam öldürebildiğini de gördük bilmem ne de oldu falan filan. Batman'le kapışacak mı soru işareti? Hayır. Benim gözümde bir sürü komplo teorileri üretildi bunun hakkında. O bizim Batman'in karşısına verilecek olan Joker olmayacak. Olamaz çünkü Joker aman Batman Bruce Wayne daha çocuk. Bizim Batman olarak görebilmemiz ortalama 20 senesi daha var. Yani 26 yaşında 6 yaşında o zaman ne? 10 yaşında mı 30? Tamam hadi 20 senesi var mantıklı. Görmemiz gereken Joker o değil. Onun büyük ihtimalle takipçilerinden ya da onun fikrine içine alan bir insan hakikaten ona düşecek. O da gülmeye başlayacak. Mevzusu o güne taşınabilir. Hiçbir derdim yok bununla bu arada. Olur. Ama gerçek bir Joker şeyi ne denir ona? Hikayesi bir yaratılışı. Onun bir kelimesi vardı. Kökeni. Köken. Çok güzel. Teşekkür ederim. Bir köken anlatma adına bellissimo ya. Yani
hakikaten çok başarılı ve DC'nin bu zamana kadar yaptığı en iyi filmlerden biri olabilir mi soru işareti. Yani eskileri çok girmek istemedim, kabul ediyorum. Yani en azından son 5 sene içerisinde diyeyim. Yani tam Nolan'ın yaptığı Batman'ler bittikten sonra Ben Affleck geldi de işte hiç alışamadım. Şimdi gelecek Batman. Yani bu arada Twilight severim ben. İşin ben komik çok tarafı. Umutluyum şeyden. Neydi efendim adı? Robert Pattinson. Robert Pattinson aynen. Biz çok o herifi umutluyum. Harry Potter'da gördük. Çok güzel bir Cedric oynadı. Sonradan geldi Twilight. Seversin sevmezsin problem değil. Ben o film serisini sevdim. Eğlenceli yani, çok üstüne Twilight'cıyım ben değil de yani güzel izledik, sıkıntı yoktu. Ice Sparkle diye çıkmasın dışında. Yani. Ama onun dışındaki oyunculuğunda falan hiçbir şekilde derdim yok. Ama Batman olarak böyle bir yani ne falan karartı, çok karanlık ve I Am Vengeance ne yani o peki, olma. Peki en iyi Batman kimdi sence? Yani Michael Keaton ve George Clooney'e ben bayılırım. Bak şimdi sen burada George Clooney dersen, sen burada George Clooney dersen bu kanalı kapatıp gidelim biz. Ya tamam şey dünyanın adam... en Batman'ini yaptılar. Ama benim çocukluğumdu abi. Çocukluğunu yani boş ver. Yani ama... bana Batman and Robin filmini izledik. Ya ben de izledim. İzledik. O zaman o vardı ve o çocukluk halinde nostaljik açıdan bak birazcık. Bakıyorum. Ve şimdi gibiydi. Yani hayır. Benim için değildi. Ben çocukluğumu yaşadım onlarla arkadaşlar. Şimdi yapacak bir şey yok. Meme ucu vardı ve bunun üzerine de dalga geçtik. O kısımlara bir şey demiyorum. Daha eskiye dön. Bak çocukluğa iniyorsak ben Batman'i çizgi filmleri ve çizgi romanları dışında Michael Keaton'la tanıdım. Alfred'i orada tanıdım. Tamam mı? Joker'ı Jack Nicholson'la tanıdım. Şimdi ona baktığım zaman ondan sonra gelen hiçbir Batman beni zaten tatmin etmedi. Yani çünkü o 2-3 filmi var Michael Keaton'ın Batman olarak. Robert Pattinson'ı ben Michael Keaton'a andırıyor diye sevdim. Çünkü Batman böyle hayvan gibi kaslı, Ben Affleck gibi mal suratlı, boş boş bakan. Ondan sonra... Ben Affleck'i ben severim derdim. Ya ben de severim. Daredevil'da inanılmazdı. Ama evet işte. Çok hoşuma gitti. Ama Batman olmamış, kilo almış, fazla şişmiş. Çok İri kalıyor ama yani. Ama suratı da şişmiş dallamana. Şimdi problem şu. Derdim şu daha doğrusu. Şeyde Batman çizgi romanlarında ve çizgi filmlerinde yani hayatta olamayacak bir proportion'ı vardır. Evet, yani üçgendir. Öyle. Bel şu kadardır falan ama omuzlarda kafam yani ne kafam? 3 omuz. Ama kafası yani. Küçüktür. Evet. Olay odur. Ve tak tak hareket eder bir şeyler yapar. Adam şeyle kapışabildi lan. Ne onun adı? Darkseid'le kapışabilen bir Batman var ya. Ne diyorsun sen? Şimdi o ne Batman'in... Ne yazıyorum? Sen değil yani. Aha. Öyle bir Batman varsa içimdeki nerd bayağı bir ortaya çıkıyor. Diyorum ki yani o Batman'i sen sinemaya koyman çok zor. Superman'i koyarsın. Superman daha kalıplıdır. O kadar ince belli yapmana gerek yok. Şey de oynar. İşte Christopher Reeve de oynar. Bizim en son herif neydi? Henry Cavill. Henry Cavill'ı mis gibi Superman olur. Oyunculuk tartışılır ama fiziksel olarak olur. Ama arada da iğrenç Superman'ler var. Mavi göz yapmaya uğraştıkları adamın adını hayatta hatırlayamayacağım. Yani. Şeyde şimdi Atom'u oynayan adam. O adamı da bu arada karakter, daha doğrusu aktör olarak severim. Onunla bir derdim yok. Ama onlar Superman olmamış. Güzel de yazılamamış. O yüzden de rahatsız ediyor. Ama mesela Henry Cavill'ın oynadığı ilk Superman filminde Man of Steel'da karşısına düşman olarak gelen Zod'la birlikte son kapışması, hani şehri paramparça ettiler, Superman onu yapmamaya çalışır kısmını kenara koyuyorum. Hani o kafayı son anda başka hiçbir çaresi olmadığından dolayı boynunu kıracak. Evet, Superman odur. Harika. O kısımda hiçbir derdim yok. Ama şimdi sen karşımıza şu Superman'i koyuyorsun. Anladın mı? Hatırlamıyorum şu işte. Yamuk kaçtı. Yamuk kaçtı mıydı o? Ben bir simetrik. Ya yine yakışıklı adam. Onda bir derdim yok ama Superman olmuyor. Olmamış. Yapacak bir şey yok. Ve sıkıntı yok. Bak Joker'den çıkıyor. Senin bir şey diyecektin galiba. Ben kestim seni o sırada. Yo. Demeyecek miydin? Diyecektim. Heh. Nicolas Cage olsa ne yapacaktık diyecek. Evet. Bunu biliyor musunuz bilmiyorum arkadaşlar ama Nicolas Cage'in de bir ara Superman olma ihtimali vardı. Kostümlü falan fotoğrafları var, böyle denemelere gidilmiş falan. Oh yani yapmayın lütfen yapmayın. Yapmayın yani. Yani evet sen dolusun bu konularda biraz. Ben de doluyum çünkü benim kafamdaki Batman Michael Keaton. Bunu şundan dolayı söylüyorum. Bu sırf adamın fiziksel özellikleri değil. Mesela Michael Keaton'dan sonraki Batman'lerde Alfred'e karşı davranış da değişti. Mesela Michael Keaton'da olan zerafet. Mesela şöyle bir şey söyleyeyim. O ilk Batman filminde şöyle bir sahne vardır. Michael Keaton I'm Batman der. Ama nasıl der biliyor musun? I'm Batman.
Sonra yeni Batman'ler geldi. Ha. O zarif, o kibar, o mütevazi ama iyi Batman'imiz şuna dönüştü. I'm Batman. Where is she? Where is Rachel? Çocukları. Uyuz oluyorum. Yani bu böyle ya benim güzellik, estetik ve zarafetle ilgili takıntılarım var. Şimdi ilk Batman'in kostümüne bak. Hatırlıyor musun? Evet. Sarı background, araba farı gibi. Zaten arabanın farları da sarıydı onun. Arabası da çok daha güzel ve estetikti. İnce, siyah, parlak bir kostüm. Parlak yani, mat değil şimdikiler gibi. Yapıyorlar ya, gidip bir tane ikinci el 500 bin kilometrede pick-up alıp siyah mat yapıyorlar. Mafya gibi geziyorlar. Siyah, parlak, derimsi duruyor ama deri değil yani. İnce vücut hatları ama kaslı bir yapı. Ve Michael Keaton'ın zarafeti, saçını tarayış şekli, şuyu buyu, davranışları, Alfred'le olan ilişkisi. Şimdi ondan sonraki Batman'lere bakıyorum. Yani Val Kilmer'ı da çok sevdiğim bir aktördür benim bu arada. Ama Val Kilmer mesela Ben Affleck'ten çok farklı bir Batman değildi. İkisi de iri yapılı. Val Kilmer da iri yapılı. Çene bir adamdır mesela. Daha iyi yazılmış diyelim o zaman. Tabii ki de. Çünkü bak, daha iyi yazılıyor. Yeni filmler daha iyi çekiliyor. Bunların da etkisi var. Bir şey söyleyeceğim. Söyle. Justice League'in Snyder Cut'ı geliyor. Tamam. Sinemaya çıkartacaklar bunu. Tamam. Merak ediyorum. Ben de merak ediyorum. Umarım güzel bir şey çıkar karşımıza. Umuyorum. Şimdi daha iyi çekiliyor yenileri. Hikayeler daha iyi yazılıyor. Çünkü önceden sadece bir adaptasyon vardı. Çizgi romandan adaptasyon. Tabii. Teknoloji ilerliyor. Şu oluyor. Efektler değişiyor. Ama ya yeni nesle hitap ediyor yeni yapılanlar ve bize etmiyor. Bizim anlayamadığımız bir şekilde. Bu da olabilir. Biz eski kalmış olabiliriz. Güzel bir bakış açısı, evet. Ya da yeni nesil ve buna hitap edenler bu işten bir bok anlamıyor. Biz doğruyuz. Bilmiyorum hangisi doğru ama ben her zaman yani Batman'in bir kibarlığı var. Gerçekten vardır. Yani Bruce Wayne'in bir kibarlığı tabii vardır. Tabii ki de Bruce Wayne'in de. Yani şey sahnesini hatırla. Christian Bale'lı Batman'de otele gidiyor kızlarla. Havuza giriyor kızlar filan. Yok işte giremezler diyor. Aa diyor, bir çek yazayım oteli alayım. Sanki öyle, otel öyle alınabilirmiş gibi de. Bir, otel öyle alınmaz. İki, neye göre yazdın? Üç, ayıptır ya, bir kibar ol. Yani senin kızların orada şımarık bir şekilde... Yani bir de Bolşevik balesinden gelen kızlar içip içip de güya orada havuza girecekler de işte yani bunlar görgüsüz hareketleri. Sen Batman'sin. Ama hayır. Ya biliyorum, bilerek yaptığını biliyorum. Ama önceki Batman'de de bu tarz hareketler vardı. Partilere katılıyordu, onu yapıyordu, bunu yapıyordu. Ama bu Batman'de daha kötü. Hele Ben Affleck'e geldiğimiz zaman bir yere hiçbir adam şey görmedik ya. İt gibi davranıyor millete. İt yani, yaşlanmış, saçlar kırlaşmış, çirkin. Ondan kime sonra... it gibi davranıyor galiba? Sempatik ya, Alfred'e falan kötü davrandı. Ben ne? Affedemem. Zaten o Alfred'e de uyuzum. Bak, Alfred dediğinde ilk filmdeki Alfred'dir. Neydi herifin adı? Ben şeyi düşünüyorum sadece. Batman and Robin'deki. Benim için Alfred odur. Benim için Alfred aslında çizgi film serisindeki Alfred. Yani benim bildiğim ve yani komiktir de çünkü adam. Bir de korkarlar. Mesela Robin ondan çekinir. Tabii ki de. O tatlı bir ilişkileri vardır. Ona da saygı vardır işin içinde. Yani Alfred çok önemli bir karakter. Olması da gerekiyor zaten. Doktordur, her şeyi tabii bilir. Tabii ki de. Batman'in hemen. Ha? Eskiden teknik de ondaydı. Teknik. Yani şey, silahlar, şunlar, bunlar, onlarla da ilgileniyordu. Öyle miydi? Tabii ki de. Ben onu hatırlamıyorum. Yani neyse, çok girdik biz bu mevzuya. Yani tamam, eski Batman, yeni Batman filan fıstık ama şimdi Joker'e dönersek, ben bu filmin hiçbir Batman filmiyle ya da DC filmiyle karşılaştırılmamasının taraftarıyım. Katılıyorum. Bu film tamamen bağımsız bir film ve aslında Batman'i hiç bilmeyen bir adama bu filmi izletin ve Joker yani şakacı manasıyla anlasın, bu film başka bir film. Güzel. Çok güzel. Doğrusun. Çok güzel. Bu filmi öyle değerlendirirseniz, yani böyle bizim deminden beri yaptığımız geyik muhabbeti, yok o daha iyiydi, bu daha iyiydi, BMW daha iyi, Mercedes, öyle bir şey yok arkadaşım. Bu film ayrı bir film. Bunun devamı gelir mi? Gelmez mi? Nasıl olur? Bilmiyorum. Zannetmiyorum ya. Yani sonu da efsane bitti, evet. Çünkü filmin. Hani şey vardır ya, bazı müzik şarkılarındaki gitar sololarının ucu açıktır. Yani solo devam ederken yavaş yavaş volüm düşer. Mesela Pink Floyd'un Comfortably Numb da öyle biter ve David Gilmour her konserde ayrı çalar o soloyu. Yani en azından son kısmını. Çünkü zaten sonu yok solonun. Yani bu tarzda çok parça var. Eğer bir solonun sonu açıksa, Yavuz Çetin'in de şeyi vardır öyle. Benimle uçmak ister misin? O da mesela çok hoşlandığım. Girmeyeceğim bu sefer. Çok hoşlandığım bir parçadır. Yani bu çok daha örneklendirebilirim ama
Bulut'un çıkması lazım bu sefer. Onun için şey yapıyorum, toparlıyorum. Bu filmin sonu da öyleydi. Adamın o arabaların üzerindeki sahnesini evet, hatırlıyorsun evet. Değil mi? Fakat mesela orada da bir durum var. Eğer şey diyorlar, Robert De Niro hiç vurmadı zaten. İşte onları da kafasında yaşıyor. O arabanın tepesine de çıkmadı aslında falan filan diye şeyler var. Ola da bilir bu arada. Yani. Bu arada şeyi de etkilemez bu. Yani hani sonucu da etkilemez bunları. Tabii canım sen izlerken görsel bir, daha doğrusu psikolojik şölen yaşadın mı? Yaşadım. Bitti kardeşim yani. Güzel film mi? Güzel film. Ve şöyle bir şey daha ekleyeyim o zaman. Robert De Niro'nun aktörlüğü madem girdin bence en top noktasında yani şu anda. Çünkü adam o klasik Amerikan talk showcuları işte. Oradaki o yaşlı dinozorlaşmış artık daha gençler çıkıyor işte Jay Leno'nun dönemi vardı biliyorsun şeyde falan. Öyle güzel oynamış ki yani o adam Robert De Niro değil orada. Evet komik evet yani o talk show dünyasında her şeyin planlı olduğunu, her esprinin yazıldığını, insanların üzerinden espri yaparak orada bir prim yapıldığını yani bunun tam Türkçesi yok bunun tam İngilizcesi şöyle expense yani onun expense'i üzerinden şaka yaptığını hani orada o adamın bizim Joker karakteriyle dalga geçiyor bu dalgadan kazanç sağlıyor daha sonra adama diyor ki ya ben sana dalga geçmedim gel seni çok sevdiler diyor adam yine gidiyor yine devam ediyor yani hani düşene bir tekme de sen vur ya da işte bizim popstar yarışmalarından şuradan burada Ajdar gibi bir şey yani şimdi ben buraya Ajdar'ı koysam başlarda Ajdar bizim yayında işte atıyorum bilmem neyi eleştiriyoruz desem izlersiniz çünkü o Ajdar denilen adam medyanın çıkarttığı yani bunlar karşılıklı bir de o adam da biliyor bunun böyle olduğunu. Ama işte bizim filmdeki Joker karakteri bilmiyordu. Yani anladın mı? O gerçek sandı. Hayali adamın oraya çıkmaktı. Bu aslında şeye de benziyor. Bizim Cem Yılmaz'ın kara komik filmlerde şey var ya. Emanet. Emanet filmine. Yani orada da adamın hayali o dans yarışmasına evet, çıkıp oradan evet. Ünlü olmak. Ben çok biliyorum. İnsanlar takipçisi olsun diye açıyorlar. Evet takip ediyorlar da seni izleyen de o bakanlar. Yani onun için şey yok. Hani takipçinin sayısı önemli, kalitesinin önemli olmadığı bir dönemdeyiz. Bu dijital çağın başlangıcındayız hala. Ama yarın öbür gün 300 tane takipçisi olan ama o 300 tanesinin de hedef kitle olduğu insanlar ortaya çıkacak mesela. Bunu kimse şey yapmıyor. Yani atıyorum 1 milyon takipçim olsun, oh reklam alayım, o olsun, bunu olsun, onu anlatayım, bunu anlatayım, adet kabı reklamı yapayım kafasına giriyorlar. Yani quantity ile quality eğer doğru orantılı değilse sıkıntı yaşıyoruz. Aynı şey bu adamın da başına geldi. Adam bunu kaldıramadı. Kaldıramadığı için de ya kendini yok edecekti ya dünyayı yok edecekti. Ve o kendini yok etmemeyi seçti. Ama buna da onu hayat yavaş yavaş soktu. Yani önce küçükten başladı, önce o oldu, önce en yakın arkadaşım dedikleri kazık attı. Biri ona bir tabanca verdi, sonra vermedim dedi, adama patladı. Daha sonra kazık attı, daha sonra pankart olayı. Pankartı kırdılar adamın kafasında, parasını istediler. Daha sonra annesinin yıllardır ona yalan söylediğini anladı. Daha sonra trene bindi anasını satayım, metro mu tren mi ne, orada patladı artık adam yani. Cebinde tabanca da var. Ondan sonra da yine çıkarak gitti. Bu inanılmaz bir dram hikayesi ya. Çok iyi işlemişler. Son yıllarda izlediğim en iyi dram filmi. Yani son 5-6 sene diyebilirim. Çünkü artık dramı daha çok dizilerde vermeyi seviyor Hollywood. Hani sinema sektörü de biraz değişti falan biliyorsundur. Hani daha eğlenceye kaydık. Tabii daha fazla para kazandırıyor çünkü. Yani insanlar mutlu olmak için gidiyor. Hani dram izlemek için o sinemalı dediğim gibi yani quality quantity hikayesi. Adam sinemaya o hisleri hissetmek için gitmiyor. Gülmeye gidiyor. Güleyim eğleneyim. Çünkü adamın zaten haftada 8-9 saat boş zamanı var. Hani o anda da o dramı hissedip benim gibi bir hafta yataktan çıkamamazlık yapmak istememiş olabilir. Suçlamam. Ama My Spy'ı izlemesinler. Yani o çok eğlenceli. Niye takıldın sen ona? S**tim onun ağzına. Ben 9 veriyorum. Oo. Net. Ben 8 diyecektim. 9. Wow. Nice. Yani güzel. Çok etkiledi beni. Güzel. Ve o kadar hataya rağmen. Hataların hiçbirinden hiçbir puan muan kırmadım bu sefer. Hissettiğimi söyledim. Bu kadar beklemiyordum. Ben de sen 7-8 arasında kalırsın gibi düşünüyordum. Yok. Güzel, bu. Sevindim. Sevindirici bir şey bu. Yani eğer benim yani önceki videolardan izlediyseniz biraz da anladınız. Benim 9 verdiğim filmi izlemek isteyip bir hafta yataklara düşüp psikolojiniz bozulsun istiyorsanız Joker izleyin. Hatta izlediyseniz bir daha izleyin. Joker izlenir tekrardan ama üst üste izler. Üst üste izlemeyin. Üst üste izlemeyin. Ya sağlığa zararlı olabilir gerçekten. Aynen öyle. Diğer videolarımız burada. Videoyu beğendiyseniz beğene, beğenmediyseniz beğenmediğime basarsanız ve bizi takip ederseniz çok seviniriz. Emin olun. Videoda, takip ediyorsunuz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.